Dışında katılan bir kurum yok maalesef bu asgari ücret toplantılarına. Dışarıdan yapılan bu türlü işte protesto ya da beklentileri duyuran toplulukların seslerini dikkate alır mı acaba bu türlü toplantılarda? Ya 5200 rakam mesela ciddiye alınıp içeride konuşulacak mıdır? Ve bu protesto eylemleri yani ya da yapılacak olan eylemler bir ses getirir mi içeride o toplantılarda sence? Maalesef alınmıyor. Yani ciddiye alınmıyor. Aslında kısa yoldan onu söylemek lazım. Zaten Türkiye'de şimdi şöyle bir şey de var. Asgari ücretin belirlenme kriterleri de uluslararası standartların çok uzağında. Yani uluslararası normlara uymuyor. Yani burada ne demek istiyoruz? Şimdi asgari ücrette işveren tarafı var, işçi tarafı var, bir Saat hükümet tarafı 14'teymiş bu var. arada toplantı. Onu da Evet. hatırlatalım. 12 Aralık'ta yani yarın Kartal Meydan'da saat 14'te toplantı Üç tarafı var bu işin. yapılacak eylem. Ve uzlaşıyla alınmıyor kararların çoğu. Çoğunlukla alınıyor ve şimdi gelmeden biraz rakamlara baktım, verilere baktım. 2000 yılından bu yana 20 asgari ücret toplantısının sadece 4'ünde uzlaşı var. Yani hükümet tarafıyla işveren taraf anlaştığı zaman olay bitiyor aslında. İşçi tarafının bütün itirazları bir anda pasifize ediliyor ve 16 toplantı yani 2000 yılından bu yana yapılan 20 toplantının 16'sı hükümetle işverenin anlaşmasıyla son buluyor. Yani işçi tarafının bütün aleyhteki Rağmen. itirazlarına, şerlerine rağmen. Dolayısıyla burada bir uzlaşı çıkması, işte dışarıdan sendikaların ya da işçi temsilcisi olan diğer kurumların ya da siyasi partilerin Muhalefetin. itirazlarının dikkate alınması, muhalefetinin dikkate alınması çok söz konusu olmuyor. Yani Türkiye'nin siyasal Ama sistemindeki önümüzde ne olursa olsun bir seçim süreci de var var. sonuçta. Hani onu da dikkate almak durumundalar. Çünkü şu anda içerisinde yaşadığımız bu şu an ortamda yoksulluk, fakirlik gibi rakamları Mehmet Ali Güller de biraz önce dile getirdi. Öyle bir ortamda yaşayanlara hani tatmin edici bir rakam vermezsiniz. Önümüzdeki seçimlerde bunun zararını görürsünüz diye herhalde E tabii onun düşünüyorlardır. hesabını yapıyorlar. Zaten bir taraftan da müjde diye sunmaya çalışacaklar bu rakamı. Şimdi konuşulan rakamlara bakıyoruz. Siz de söylediniz, diğer konuklar da söyledi. İşte 4000 ya da 4000'e yakın bir şeyler herhalde çıkacak oradan. İşte telaffuz edildi yani diskine ortaya attığı rakam bile, 5200 rakamı bile konuşulan rakamın çok üzerinde olmasına rağmen, ücretin çok üzerinde olmasına rağmen yeterli değil. Evet. Yani diğer işte Birleşik Metal İş Sendikası'nın açlık yoksulluk sınırları baktığınız zaman da işte açlık sınırı Mehmet Ali Güller'in dediği gibi 3000 yoksulluk sınırı farklı sayılar çıkıyor ama hani O 10.300 11 bin civarında 10.500 değil mi? gibi 4 kişilik aile 13'e için kadar söyleniyor. yani bunun çok uzağında kalacak. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bunu da vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarı ilk bölümde de dinciliği konuştuk. Toplumu şekillendirmeye çalışırken aile kavramını çok kullanıyor ya. İşte üç çocuk yapın, aile çok önemlidir, aile kutsaldır. Diyanet İşleri Başkanı da sürekli oradan dem vuruyor. Fakat şöyle bir şey var, asgari ücret belirlenirken, şimdi başta da uluslararası kriterlere uymadığını söyledim. Uluslararası normlarda asgari ücret belirlenirken işçinin sadece kendisi değil, ailesi de baz alınıyor. Yani ailesiyle birlikte nasıl geçineceği bu ücretle baz alınıyor. Şimdi Türkiye'de kültürel olarak, siyasal olarak iktidarın dilinde aile bu kadar revaçtayken İş ekonomiye gelince ailenin çok hesaba katılmadığını, Sadece sadece birey olarak. tabii bir işçinin geçim standartının, bir işçinin geçim koşulunun dikkate alındığını görüyoruz. Aslında siyasal İslamcı iktidarın da burada ne kadar ikiyüzlü, ne Sosyal kadar liyakat. devlette bütün bunlar Tabii olmaz yani tabii aileye arkadaşlar. verdiği, gerçekten topluma ve aileye verdiği önemin hangi seviyede olduğunu görüyoruz. Bence bunun altını çizmek de bu asgari ücret konusunda önemli. Birkaç şey daha söyleyeyim bu konuda. Sayın Vekil de söyledi Yunus Emre Bey, Hollanda, Danimarka, Belçika. Şimdi bu ülkeleri konuşalım mesela Türkiye asgari ücretini konuşurken bu ülkelerde durum ne? Dediği gibi işte Almanya'da yeni uygulamaya koyuldu. Bazı ülkelerde yok bile. İskandinav ülkelerinin çoğunluğunda aslında bu yok. Orada toplu sözleşmelerle belirleniyor. İtalya'da yok bildiğim kadarıyla. Diğer ülkelerde de şimdi Türkiye'de %50 ile 60 arası, 57 diskin verisinde %57 olarak geçiyor. Asgari ücret ve civarında ücret alanların oranı %57 olarak geçiyor. Toplam ücretler içindeki payı. Diğer ülkelerde nedir diye baktım. Hollanda'da, Danimarka'da, Belçika'da, İsveç'te %3. Yani tüm çalışanlar içinde asgari ücret alanların payı %3. Almanya'da, Finlandiya'da, İspanya'da %5. Avrupa'da en yakın, Türkiye'ye en yakın Romanya ve %21.
Ya aradaki açı farkına bakın. Çok İnanılmaz. ciddi bir fark var. Yani. İşte komşumuz Yunanistan %4. İnanılmaz. Ve Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'den düşük asgari ücret veren sadece bir ülke var. Arnavutluk. Yani euro üzerinden hesap yaparsak Kasım verilerine göre Türkiye'de 254 euro civarında ediyor. Sadece Arnavutluk bunu var. Aslında ucuz iş gücü olarak belki tabii. Yani ne kadar cazip ülkemiz, bakın ucuz iş gücü var buraya yatırım yapın diyenler. Ama sonucu halkın yoksullaşması oluyor. Bu %50'nin asgari ücret aldığını bilerek söylüyorlar tabii. Evet, sonucu da halkın yoksullaşması aksın oluyor. Yoksullaş. Geçim sıkıntısı yaşaması oluyor. Estağfurullah. Söylüyorlar. Bir yol olsa dünyada aklı başında 8 kat 10 kat dolar verildiğime pahalı hale getirdiler. Yol böyle açıldı. Böyle bir şey olur mu? Yani siz ülkenizin değeri düşüyor. Ülkenizdeki varlıkların değeri düşüyor. Ülkenizdeki insanların yaşam koşulları çok ötesi düşüyor. Az önce konuştuk. Ameliyat için sağlık malzemeleri bulunamıyor. Yani böyle saçma sapan bir görüş. Fikri gibi savunuyorlar. Ya o kadar basit ki faiz düşecek, dolar yükselecek, sizin paranızın değeri artacak ve dolayısıyla Türkiye sizin için daha ucuz hale gelecek, yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada istihdam da artacak Türkiye'de. Niye müdahale ediyor Merkez Bankası? Üçüncü defa müdahale etti. 14 lira olduğu için. Üçüncü defa müdahale etti bu hafta. Çok da işe yaramadı. Yaramıyor. Niye müdahale ediyor 14 lira dışa çıkmasın diye? Bıraksın. 50 lira olsun öyle olacaksa. Saçma sapan bir şey. Ama bunu fikir gibi söylüyorlar yani. Evet. Evet. Yani düşünün Türkiye'nin yani şirketleri. Yani çok basit bir olay var. Bir memlekette konut diyelim ki 100 bin dolarsa Türkiye'de sen 100 bin dolar olan konut şimdi oldu 50 bin dolar. Böyle bir ülkenin zenginleşmesi mümkün mü? Böyle bir ülkede refah oluşması mümkün mü? Tamamen bir servet transferi. Hayır, bu Türkiye'nin varlıklarının başkalarının eline geçmesi. Yatırıma daha kolay insanları çekebilme duygusuyla hareket edelim. Son cümle varsa ya sadece şunu söyleyeyim. Asgari ücret üzerinde de ciddi bir vergi ve farklı kesintiler var. Onlar üzerinde de biraz aslında durmak lazım. Hı-hı. Türkiye'de brüt asgari ücretten kesilen toplam vergi 750 TL. Zaten işçi sendikaları da bunun kalkması gerektiğini söylüyor. Eğer bu kalkarsa mesela mevcut durumda bile asgari ücret 3500 liraya kadar çıkıyor. Yani 2825 lira 3500 liraya kadar çıkıyor. Asgari ücrette aslında gelirin çok önemli bir kısmını vergiye gidiyor. Doğrudan ve dolaylı vergiye gidiyor. Bütçe desteğinin özellikle pandemide bütçe desteğinin doğrudan bütçe desteğinin asgari ücretliye sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Bunlar önemli konular. AKP iktidarı bir de şöyle bir şey yapıyor. İşverenin SGK payından ödemesi gereken SGK payından %5'lik bir indirim yapıyor. Mesela bunu işçiye çalışana uygulamıyor. 2010 yılından bu yana bu yardımların toplam bedeli 170 milyar lirayı bulmuş. Yani aslında bir de AGİ diye ayrı bir bu askeri geçim indirimi diye ayrıca bir şey var. Bu da kamunun kasasından aslında asgari ücrete takmıyor. Yani halkın bir cebinden alıp diğer cebine koyuyor. Yani asgari ücretin bir de böyle bir tarafı var. Asgari ücretin tümünü aslında iş